açıyorum. Yoklama yapalım. Tepe Ucu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Atay. Nuray Çakır. İbrahim Köktere. Hasan Sucu. Hasan Hüseyin Mola. Erdoğan Aydoğmuş. Hasan İnan. Mustafa Önder. Ahmet İlker. Ahmet Kural. Fikri İbrahim Vazgiye. Akın Çamoğlu. Çubuk Doğanlı. Metin Cimboğlu. Nazan Erşen. Mustafa Sucu. Fatma Bağlıkul, Zeynep Çetin, Niyazi Çetin, Zehra Zeydan, Yaşar Köpekaya, Seyfettin Çalışkan, Mustafa Büyüksen, Orhan Durmuş, Fatih Özata, Neşe Karadeniz, Mustafa Kava, Burhan Çifter, Ali İnci, Melih Çelik, Mehmet Gündoğan, Mustafa Güvercin, Emre Aydın, Erkan Koca, Zuhal Sezgin, Eyüp Yılmaz, Nazım Etkin, Şener Al. Burada. Evet, Akın Çamoğlu, Mustafa Güvercin, Zeynep Çetin, Zuhal Çiftler, Eyüp Yılmaz, izinli sayarak oylarınızı sunuyorum, kabul edenler. Etmeyenler o bilgiyle kabul edilmişti. Bilgiler okuyorum. Eylül ayı meclis toplantıları 2. ve 5. yılında Mayıs günü anlattı. 1.593 sayı kanunu 41. maddesi gereği 2022 yılı performans programının görüşülmesi, 2. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi kanun tatlı ücretlerinin düşürülmesi konusunda görüşülmesi, 3.593 sayı kanunu 18. maddesi gereği yeni kurulan plan ve proje müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinin ve imar şehircilik müdürlüğünün revize edilen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi, 4. Çamlıca Mahallesi, Adaloğlu Sokak, Kesim Sokak, Termer Sokak, Tombak Saati Caddesi arasında kalan Tombak Saati Parkı'na Şehit Ulaştırma Ercan Şengül Park Kesim'e verilmesi, 5. Metin Özürük Yaşam Merkezi Yönetmeliği'nin 5.393 sayılı Belediye Kanunu 14. maddesi A bendi ve 18. maddesi M bendi gereği hazırlanması konusunda görüşülmesi, 6.593 sayılı Kanunu 24. maddesi gereği içki yerler bölgesinin belirlenmesi konusunda görüşülmesi, 7. Mülkiyet Belediye'nize ait Esenköy ve Sütlüce mahallelerinde bulunan belediyenize ait işçilerin satışı konusunda görüşülmesi, 8. Mülkiyet Belediye'nize ait Tekirver mahallesinde bulunan 60 metrekare arsanın satışı konusunda görüşülmesi, 9. Mülkiyet Belediye'nize ait Muhacır Akçayı mahallesi 102 adı 10 parsel sayı taşımalı belediyenize ait 23,5 metrekare arsanın yapı kayıt belgesinin istinaden satışı konusunda görüşülmesi, 10 eski bağlar mahallesi 3893 adı bir parselde belediyenin satın sayı 2730 metrekare hissinin imar kanunun 18. madde uygulamasına istinaden düzenleme ortaklık payını kullanılması konusunda görüşülmesi, 11 Vakıfkent mahallesi 1982-1-1983-1 1984-1 1985-1 parsellerde bir bölümün ölçekte uygulama imar planı değişikliğinin yapılması, 12. Vakıfkent mahallesi 1940 adı bir parselde bir bölümün ölçekte uygulama imar planı değişikliğinin yapılması, 13. Sakin Kapı mahallesi bir bölümün ölçekte uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz, 14. Eski Bağlar mahallesi 2599-1-2 2595-1-2-3 2596-1 2592-2-6 parsellerle ekim çevresine bir ölçü ölçekte uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz, 15. Ulu Önder mahallesi 14.399 adı bir parsel ile aşağı Söğütleri mahallesi 19.480 adı ve çevresinde bir bölgün ölçekte imar planı değişikliğine yapılan itiraz, 16. Yukarı Söğütleri mahallesi bir bölgün ölçekte uygulama imar planı itiraz, 17. Erkin Gazi mahallesi 7.469 adı bir parsel dinlediğinde yer alan seçilsiz alanda bir bölgün ölçekte uygulama imar planı değişikliği, 18.516 sayı sanlı ek madde 3. hükmüne uyarınca Gazipaşa Mahallesi'nin kırsal yerleşim özelliğini gösteren alan olarak ilave edilmiş konusu, 19 muhtelif mahallelerde yol boyu ticaret teşekkülü belirlenmesi konusu. Evet, gündeme oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, etkinenler oy bilgiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesinden başlayalım. Başlıyoruz. Başkanım, bunu görürseniz performansı son madde olarak görüşelim. Eğer arkadaşlarımızla ulaşabilirsek o birliği olan konuları, yani tüm meclis üyelerinin bilgisi var. Dolayısıyla direkt oraya
Tekrar boy bir zamanla tasarruf etmek amacıyla tüm meclis üyelerinin bilgisi var, oy birliği olan konularda. Onu direkt oynayalım. Oy çokluğu olan konularda akabinde görüşelim başkan. Tamam, şimdiye doyduğunuz var. Oy çokluğu olanlar 12 ile 16 civarında. Yedi olmaz. Efendim? Bir de birinci maddeyi şimdi... Birinci maddeyi en son görüşelim başkan. Önce onu bir oynayalım. Evet. Birinci maddeyi son madde olarak değerlendiriyoruz. Hocamızın sunumu kabul edildi. Ekimlerle o bildiğini kabul edilmiştir. İkinci öneri ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Maddeler ortak komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle oylanmasına karar verdik. Onun oylamasını yapıyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman 12. maddeden başlıyoruz. 12. maddeye geçiyoruz. Sayın Başkan, değerli meclisiyeleri, 12. maddenin komisyon raporunu okuyoruz. Biraz yüksek sesle mikrofon açık değil. Tamam. 01.09.2021 tarihli iletişim sayılı Ölümbaşı Belediye Meclisi kararıyla komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Eskişehir'de Ölümbaşı ilçesi Batıkent Mahallesi 21 ve 1 ve hafta 19.140 kadar bir parselde eski 122 adet 2 parsel. Uygulama imar planı 26.25.16.24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği konusu komisyonumuzla görüşüp incelenilerek Batıkent Mahallesi 19.140 adet 1 parsel, eski 122 adet 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bülent Ecevit Bulvarı yönünden 10 metre diğer yönlerden 7 metre ölçekli mesafeyi 4 dakika ulaşma koşulu sağlık ocağı alanına misafir etmektedir. Plan değişikliğine konu 19.140 adet bir parsel ve çevresinin özel sağlık tesisi alanı olarak planlanmasını içeren Nazım İmar Kurulu 26.08.68.24 plan işlem numaralı 1/5 bir ölçekli Nazım İmar Kurulu değişikliği 13.07.2021 tarihli 368 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanmıştır. Eskişehir Valiliği Sağlık Müdürlüğü'nün 23.01.2018 tarihli 19 sayılı yazısında ilk genelinde sağlık tesisi olarak ayrılan alanlardan sağlık müdürlüğünce ihtiyaç duyulmayan alanlara ilişkin liste gönderilmiş olup listede yer alan taşınmazlara yönelik gerekli imar planı değişikliklerin yapılması ve sahiplerinin tasarlanmanın bırakılması talep edilmiştir. Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 09.03.2018 tarihli 41.802 sayılı yazısında mekansal planlar yapım yönetmeliği doğrultusunda ihtiyaç duyulmayan sağlık alanlarının tamamen kaldırılmasının kamu yararına aykırı olacağı değerlendirilerek söz konusu alanların özel sağlık tesis alanına yönelik plan değişikliği yapılmak suretiyle özel sosyal donatı kullanımına dönüştürülmesinin mümkün olabileceği görüşü verilmiştir. Bu kapsamda konuya ilişkin görüşler doğrultusunda Batıkent Mahallesi 19.140 ada bir parselin kamulaştırma ile sorumlu kurum olan Eskişehir Valiliği Sağlık İl Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulmadığını belirtmesi sebebiyle alan büyüklüğü ve çekme mesafeleri korunacak şekilde emsal 7/20 4 kat yapılaşma koşulu özel sağlık tesisleri alanı olarak planlanmasını içeren uygulama imar planı 26.45.16.24 plan işlem numaralı 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclislerim, burada bizim karşı olduğumuz olay şu, her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacımız ölmesi de burası bir sağlık ocağı alanıdır. Yani bugün ihtiyaç yoksa yarın ihtiyaç olabilir düşüncesiyle bunu özel sağlık yer olarak çevirmesine bu yüzden karşı çıktık.
kazandı. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Şimdi biliyorsunuz söz konusu alanla ilgili 1/5 yıl ölçekli plan Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 13.7.2021 tarihinde kabul edilmiş idi. Yani burada kabul gerekçemiz ö işareti. Yani özel sağlık tesisleri alanına daha üstü ölçek olan lazım planla Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilmiş idi. Ve bu gerekçeler doğrultusunda vatandaşın da tasarrufunu sağlamak amacıyla 1/1 ölçekli planda da ö işaretinin getirilmesi. Aynı zamanda 1/20 emsal verildi ve 4 kat yapılaşma koşulu getirildi. Yani vatandaş isterse önce özel sağlık tesisi alanı yapılabilsin şeklinde karar verildi. Yani biz üst ölçek planına uyarak bu kararı getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilen karar doğrultusunda. Burada eğer red gerekçesi bu şu sonucu doğru 1/5 yıllık plana aykırılık teşkil edecek şekilde bir red gerekçesi oluşturur ki bu üst ölçek planına aykırılık oluşturur. Bu nedenle değerli arkadaşlar, yani alt ölçek, üst ölçek plan kararlarına riayet edilmesi önerilir. Bu doğrultuda biz oy çokluğu olarak, yani CHP komisyon üyeleri olarak kabul yönünde oy kullandık. Bunlar da değerli arkadaşlar. Tamam. Oyla izleyenler. Evet, bu maddeyi oylarınızı sunarak kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 16. Sayın Başkan, değerli meclis. Komisyonumuzun 16. Gündeme ait 16 nolu maddeyi komisyon raporunu okuyorum. 01.09.2021 tarihte 179 sayılı Kırbaşı Belediyesi'nin meclisinin kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Eskişehir Belediye Kırbaşı ilçesi Yukarı Köyüköy Mahallesi mahalle yerleşik alanı sınırları dahilinde uygulama imar tonu 26.434.405 işlem numaralı 1/1 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz konuları komisyonumuzca görüşüp incelenerek Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yurtları Söğütür Mahallesi mahalle yerleşik alanı sınırları dahilindeki uygulama imar planı 26.434.405 plan işlem numaralı 1/1 ölçekli uygulama imar planı 20.05.2021 tarihli 16 sayılı Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olup 15.06.2021 tarihli 314 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1 ölçekli uygulama imar planı 06.07.2020 04.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup söz konusu plana askı süresi içinde ekli listede ayrıntılı bilgileri yer alan 4 adet gerekçeyle itiraz edilmiştir. Yapılan itiraz başvuruları incelenerek bir yol dilekçede yer alan taşınmaz üzerinden 15 metrelik yolun geçmesiyle parselin bölünü atıl hale gelmesi, taşınmazdaki kesinti miktarının maliyetler aleyhine çoğaltılması, daha önceki imar hakkı olan %40 taban %80 ve ulaşma müddesi haklarının kısıtlandığı ve mevcut yollar dikkate alınmadan kamuya ek köpekler getirdik, mülkiyet hakkının keyfi olarak mali aleyhine kısıtlandığı hususları. Söz konusu 15 metre genişlik yol, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onaylanan 1/5 metre çekti mazı yoğun planında devamlı bulunan taşıt yol olarak planlı olup 1/1 metre çekti uygulama imar planında olduğu gibi aktarılmıştır. Geçmeye konut alanında bulunan parsellere ilişkin kesinti miktarı, parsellerin çürük durumları ile ilgili konular imar planı doğrultusunda yapılacak 3.194 sayılı imar kanunu 8 maddesi uygulaması kapsamında yer verileceğinden hak kaybına ilişkin bir mağduriyet söz konusu değildir. Plansız alanlar yapım yönetmeliğine göre belirlenmiş yapılaşma koşullarının bu alanlar uygulanmasının iyileştirilmesi mümkün olmayan kentleşme sorunlarına sebebiyet vereceği gözlemlendiğinden stratejik öneme sahip Yukarı Söğütörü mahalle yerleşik alanında üst ölçekli imar planlarında belirlenen yoğunluk kararı
yol dilekçede belirtilen parselin yaklaşık 3'te 1'inin yolda kalması nedeniyle planın tekrar ele alınması hususu. Söz konusu parsele isabet eden yol devre süreçleri 3. bölge müdürlüğünce yapılması talep edilen Keskin Deresi servis ve bakım yolu planı 7 metrelik yaya yolu olarak aktarılmıştır. Söz konusu parselde mevcut bir yapı olmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte parsel malikine yapılacak 18. madde uygulaması kapsamında yer verileceğinden hak kaybına ilişkin bir mağduriyet söz konusu değildir. 3'te 10 dilekçede belirtilen parselin gelişme konut alanından çıkarılarak mevcut konut alanına alınması talep edilir. Talep konusu alanın yakın çevresi herhangi bir yapı bulunmayan parseller ile çevrelendiğinden bu alanlarda şehircilik esasları ve planlama ilkeleri hükümete alınarak gelişme konut alanları oluşturulmuştur. Bahsi konu parselin tek parsel ölçeğinde mevcut konut alanı olarak planlanması şehircilik esasları ve planlama ilkelerine aykırılık teşkil etmekle birlikte 1/5000 ölçekli nazım imamların kararlarına da aykırılık teşkil etmektedir. 4/10 dilekçede belirtilen 3 ölçekli planda yer almayan yolların 1/1 ölçekli uygulama imar kanunu gösterilmesi, işletme kaydı bulunan ve aktif olarak besicilik yapılan alanda hayvan korunakları, tarımsal depo ve ruhsat su kuyusu bulunduğu belirtilerek plandaki 10 metrelik yolun bu alandan geçmesi, 10 nolu parsel çevresinde duvar yapılmasına ilişkin yapı kontrol müdürlüğüyle izinlendirildiği, ancak plan ile yıkılma tehlikesinin olduğu, planın Danıştay kapsamında aranan tehlike olmadığından planın revize edilmesi talep edilir. Mekansal planlar yapım yönetmeliği hükümleri kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal ve teknik altyapı alanları ile ulaşım sistemleri gösterilirken 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 3 ölçekli imar planlarında gösterilmeyen taşı, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parklar, meydanlar, kentsel sosyal teknik altyapı alanları ve daha detaylı alan kullanımları gösterilebilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin uygulama imar planı başlığında 24. maddesinde 2 nazım imar planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri toplam standartların altına düşürmemek, nazım imar planının ana kararları sürekli bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak ve hizmet etki alanı içinde kalmamak şartıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşü dikkate alınarak uygulama imar planlarında değiştirilebilir. Hükümleri kapsamında nazım imar planları şematik olduğundan ve plandaki sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ve büyüklükle uygulama imar planı ile değiştirilebileceği de belirtilmektedir. Söz konusu parsel malikine yapılacak 18. madde uygulaması kapsamında yeni oluşacak parselasyon planı ile itirazı konu yol ve parseller imar planına uygun olarak düzenleneceğinden hak kaybına ilişkin bir mağduriyet söz konusu değildir. Bu kapsamda eklem istila ayrıntıları bilgileri yer alan 1, 2, 3 ve 4 konulu itiraz başvurularının yukarıda açıklanan gerekçelerle reddinin uygun olduğuna komisyonumuzda 10.3'e karar verilmiştir. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclisiyeleri, bu açıklanan 4 adet dilekçede 1, 2 ve 4 konulu dilekçelerle katılıyoruz. Yalnız 3 konulu dilekçede vatandaşın talebi parselin gelişme konut alanından çıkarak ve konut alanından alınması talebi vardır. Burada 2016 yılından önceki yani bu parsel 2016 yılından önceki köy yerleşik alan sınırı da içerisinde bulunduğu için bu 18 uygulayabilir kesin konut onlar ayrı bir şey ama vatandaşın talebi doğrultusunda köy yerleşik alan içinde bulunduğundan dolayı biz olayı bilmiyoruz. Sayın Başkanım, değerli meclis, yukarı suyun dönü mahallesinde yapılan köy yerleşik alanında yaptığımız çalışmalarda burası yukarı sahibi olarak köy gelişme alanları farklı yıllarda bir tanesi daha versem en son 2016 yılında ihtiyaç hissettikçe, belirttikçe büyütülmüştür. En son yaptığımız imar planı çalışması köy gelişme alanının tamamını kapsamaktadır. İmar planı yapıldığında bana dersen müsaitleri şöyle bir yanılgıya varıyor. Daha önceki yerleşik doku, eski doku kahverengi renklerle belirtildiği için bu dokuda herhangi bir uygulama yapılmaması ama değişme alanının içindeki diğer dokularda 18. maddenin yapılması gibi bir talepleri oldu. Fakat yeni mekansal planların yapım yönteminde böyle bir
yöntem yok artık. İtiraz ve tehdit işlem yapamıyoruz. Haliyle imar kanununun 18. madde uygulaması yapılırken kanuna aykırı olarak yani imar yönetmeliğine uymayan her türlü parsel imar kanununun 18. maddesi uygulaması içine alınıp değerlendirilmesi gerekiyor. Yani yapılan planla 18. maddesi uygulaması farklı şeyler. Haliyle müsaitleri bu durumu karşıladığından dolayı böyle bir endişe duyuyorlar. Neticede köy içindeki kahverengi alanlardan bahsediyorlar. Bu alanlarda imara uygun olmayan parseller var. Eğer bunlar daha önceden yapılan herhangi bir uygulamaya kararı görmüşse, yol tertleri yapılmışsa, ikinci yapılan 18'de bunlar derin dikkate alınacaktır. 18 madde uygulamasında zaten olayı farkına varacaklar. Düzenleme sınırı ihtiyaca binen geçirilecek olup 18. madde uygulamasıları kesin olarak şu alanına geçiyor deme şansına sahip değiliz. Neticede önceki yıllarda özellikle veya köy hizmetleri döneminde yapılmış sanırsan hazır parseller var. Hepsi imara uygun. Bunlara bir şey yapmayacak. Çünkü ihtiyaç yok. Belediyemiz ertesi gün hemen çap verebilecek durumdadır. Ama eski caminin olduğu, yani göreve gidenler varsa söylüyorum, eski caminin olduğu bölgelerde yolu olmayan kahverengi alandaki bir sürü parsel var. Bunlar da uygulamaya girmek zorunda. Yani bütün olarak bu kadar. Evet, tamam, yani bütün olarak değerlendirmek durumundayız ki geriye bir daha dönmeyelim. Buyurun. Değerli arkadaşlar, burası biliyorsunuz 180 hektarlık yağlık. Bu kadar alan içinde böyle bir plan yapmışız ki 4 tane itiraz gelmiş. Bu çok önemli bir şey. Yani 4 arkadaş haricinde bir itiraz gelmemiş. Birinci boyutu bu. İkincisi, Ali Bey'in de ifade ettiği gibi bir nolu dilekçe ve iki nolu dilekçe ve dört nolu dilekçenin kabul ediyoruz şeklinde beyanı oldu. Bunun kayıtlara geçmesi önemli. Sadece bir adet itirazda eski köy dokusu içine alınması yönündeki itirazı kabul etmiyoruz şeklinde beyanı bulundu. Dolayısıyla kayıtlara geçmesi açısından sadece o üç nolu dilekçe sahibinin itirazının kabulü yönünde diğer üç adet dilekçenin ise yani bir imar komisyonu olarak ortak olarak oy birliğiyle ifadesinden ben onu anladım. Evet, doğru, hani ifadesinden onu anladım. Dolayısıyla kayıtlara geçmesi açısından bunu özellikle vurgulamayız. Yani 1-2 4 numaralı dilekçe oy birliği sadece 3 numaralı dilekçe oy çoğu. O şekilde de oynayalım. Evet. Dolayısıyla komisyon raporu görünemediği için öyle bir dilekçe çizim. Kayıtlara geçmesi açısından yani ikinize kalmıyor. Sayın Başkanım, değerli miyiz? Buradaki İtiraz noktasındaki yer, üçüncü itiraz, bizim bahsettiğimiz itiraz. Orada mevcut bir birey var, ruhsat. İmar barışından da arka tarafta havuz alınmış. Burası eski köy odakları içinde. Bizim verdiğimiz söz şu, tabii ki uygulayabilirsiniz. Biz söz verdik ama hepsi köy odakları içindeki biz her yerde 18 uygulayacağız. Bu yapmamız var mı? Ama oradaki insanlara bizim planlı itiraz olmaması, bu şekilde gelmesinden nedeni. Herkese şu sözü verdik. Hep beraber uzmanlar. Dedi ki burada köy içindeki mevcut doku korunacak. Herhangi bir itiraz olmayacak, şey yapılmayacak. Biz yeni yerlerde, yeni randa geçiren yerlerde tabii ki düzenli ortak payı neyse alınacak. Bunlar korunacak dedi. Vatandaşın da itirazı bu doğrultuda. Yani sadece bir yerde yıkılıyor ama tüm o köylüyü orada düşünürsek, yani biz almayacağız, etmeyeceğiz derken bunu ortaya getirirsek bir sıkıntı oluşturuyor. O yüzden söyledik. Aslında eski köy olduğu için de herhangi bir şekilde bir sıkıntısı yok, değerlendirebilir ama nedense arkadaşlar 18 yıl bulacağız diye inat ettiler. Bizim itirazımız buraya. Teşekkür ederim. Güzel. Gene de arkadaşlar onu göz önünde bulundurarak
şu anda onu reddetmek zorundayız. Bu biliyorsunuz bir prosedür olarak geçiyor. Orada bakanlar, bakacaklarını bildiriyor arkadaşlar. O yüzden bize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği, oy çokluğuyla geçmişti 16. madde. Son maddeye okuyoruz. Değişen, yer değiştiren son madde, performans maddesi. Evet. Plan Bütçe Komisyon Raporu tarih 01.09.2020 karar 33. Bölge 09.2020 tarih ve 109 sayılı karar ile meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2021 maliyeti performans programı meclise Plan Bütçe Komisyonu'na havalesi sonucu inceleme yapılmış. İnceleme sonucunda bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı belediye bütçesinin stratejik planda belirlenmiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı, performans programında stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği, performans programları bütçe planlarında mali bilgilerin yanında performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak çıktı ve sonuç odaklı bir bütünle bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı strateji amaç 1-16 hedefini oluşmakta, kaynağı bütçeler karşılanacak olması ve maliyeti 44.261.000 TL, strateji amaç 2-19 hedefini oluşmakta, kaynağı bütçeler karşılanacak olması ve maliyeti 7.455.000 TL, strateji amaç 3-6 hedefini oluşmakta, kaynağı bütçeler karşılanacak olması ve maliyeti 2.489.000 TL. Strateji amaç 4-5 hedeften oluşmakta, kaynağı bütçeden karşılanacak olması ve maliyeti 526.000 TL. Strateji amaç 5-6 hedeften oluşmakta, kaynağı bütçeden karşılanacak olması ve maliyeti 1.380.000 TL. Toplam 5 amaç 52 hedeften oluştuğu 56.111.000 TL maliyetin bütçeden karşılanacağı, performans programları tüm belediyeyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde üst yönetici gözetiminde performans programı rehberindeki esas usuller doğrultusunda mali hizmetler birimince hazırlandığı komisyonumuzca bölünmüştür. Karar, meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2021 mali yılı performans programı oya sunulmuş ve oy birliği oy çokluğu şu anda kendi bilgi yok kabul edilmiştir. Sayın Divan Değerli Meclis, Özel Başkan Ödülü sizin saygınıza selamlıyorum. Günlerin birinci maddesinde yer alan 2022 yılı performans programı hakkında görüntü olarak söz almış bulunuyorum. Zannediyorum 2020 yılı, 2022 yılı mali itibariyle olan sırada 2020 yılı yazılmış. Performans programını incelediğimizde belediyemizin 2022 yılında yapacağı yatırım miktarlarını, hedeflerini ve bu yatırımlardaki amaçlarını gerçekliğe uygun şekilde görmeyebiliriz. Ancak maalesef performans programının yine her yıl hazırlanan programlar gibi gerçeklikten ve rastlendikten uzak, kendini tekrarlayan, kopyala yetişim usulüyle her türlü realiteden uzak şekilde hazırlandığı açıktır. Özellikle şu noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayfa 35 performans hedefi tablosunda 5 tane madde var. Bunlara değinmek istiyorum. 1. Sazova Engelsiz Kültür Merkezi. Burası %40'ı tamamlanmış şekilde belediyeye geçen, kalan %60'ı ise artık yıllar konu olmuş, ancak yakında bir türlü başlamamış ama inşallah 2023'te biteceklerinden biridir. Daha birkaç ay önce buranın yapımı amacıyla 30 milyon lira kredi kullanımı için meclisçe hep birlikte yetki verdi. Kredi talebi meclise geldiğinde müdürlüğümüz kalan %60'lık kısmının 40-40-20 şeklinde bitirdi. 2023 yılında Sazova Engelsiz Kültür Merkezi'nin açılacağını belirtiyorum. Ancak şu
an gördüğümüz orada da kredi kullanımı var. Ve 2021 yılında yapılan %40 var. Neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen hala devre aldığımız şekilde duran Sadova Kültür Merkezi için sonuç olarak 2022 için yazılan %20'nin yapımının da mümkün görünmediğini, 2023'te açılışın ise koca bir hayal olduğunu görüyoruz. 2. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi. Geçen yıl 2021 yılı performans programımızı oyladığımızda bu sosyal tesisin %40'ının 2021 yılı içinde biteceğini görmüştük. 2021 yılının performans programını incelediğinizde göreceksiniz. Peki 2021 yılında yapılan %40 var mı? Yok. Peki 2021 yılında %40'ını yapmadan 2022 yılında kalan %60'ını nasıl yapacaksınız? 3. Zincirlikuyu kapalı yüzme havuzu ve kreş. Yine aynı şekilde 2021 yılında %40, 2022'de %60 hedef var. 2021'de %40 bitti mi? Hayır. 2020 yılında %50'si tamamlanması planlanan Hoşnut Yeri aşağı çözünürlüğü deniz korklarından bahsetmiyoruz diye. Orada da herhangi bir çalışma yok. Ancak 2022'de kalan %50'leri bitirecek şekilde kavga yapılmış. Geçen yıllarda geliştirdiğimizde CHP grubundaki arkadaşlarımız stratejik planın 5 yıllık hazırlandığını, 2. yılın sonunda güncelleme yapabildiklerini, dolayısıyla yasal engellerden takıldıklarını ifade ediyorlar. Şimdi artık 2. yılın da 2 yıllık sürenin de dolmuş olması sonucunda neden hala bir güncelleme yapmadık? Neden tamamlamadığımız hizmetleri görüp hedeflerimizi ona göre belirlemiyoruz. Rasyonel hedefler koymadığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Toplam kaynak ihtiyacı tablosunda gördüğünüz üzere 430 milyon liralık 2022 yılı bütçemizde genel yönetim giderlerimiz %80'i oluştururken faaliyet giderlerimiz ancak %20'de kalıyor. Tüm bu sebeplerle sonuç olarak bu performans kararının tüm gerçekliklerden uzak olduğu düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmadığımızı ve red oyu vereceğimizi ifade ediyor, meclise saygılarını sunuyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, öncelikli olarak performans 2022 performans programı meclisinde olarak usulü bir değerlendirme yapmak isterim. Daha sonrasında da içeriye yönelik bir değerlendirme yapmak isterim. Usule yönelik olarak 2002 yılı performans programımız 5393 sayılı belediye kanununun 41. maddesi gereği ilgili olduğu yılbaşından önce belediye encümenine sunulmuş. Daha sonrasında da performans programı ile ilgili olduğu yılbaşından önce görüşülerek karara bağlanmaktadır. İlgili kanun uyarınca hazırlanan performans programının tarafımızca usulü ve kanun uygun şekilde yapıldığı gözlenmiştir. Öncelikle ifade etmek isteriz ki hazırlanan program, performans programı belediyemizin misyon, vizyon, temel değerler, kritik başarı koptarları esas alarak hazırlanmıştır. 2021 yılında da Tepebaşı Belediye'nin salgın hastalığı ve ekonomik krize rağmen bir yandan 5393 sayılı yasanın belediyelere vermiş olduğu yetki ve görev sorumluluğunda çalışmalar yapmış, kamu yararı ve şehircilik ilkelerine bağlı davranmış, yaşam kalitesini artırıcı planlarla uygun davranmıştır. Sosyal belediyecilik gereği yaşlara, engellilere, kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik spor, dinlenme, eğlence yerlerine ait yapı yapmaya devam etmiş, çalışmalarını da aynı kararlılıkla sürdürmüştür. Bu çalışmaların da 2022 yılında da planlama çerçevesinde sürdürüleceği görülmektedir. Bizler buraya AK Parti üyeleri olarak AK Parti grup sözcüsünün realiteden uzak bir performans programı yapıldığı eleştirisini kabul etmiyoruz. Sadova'da yapmayı planladığımız kültür merkezine, Çamlıca'daki kapalı pazar yerine bu gerekçelerle 2022 hedef dahilinde stratejik planlamamızda koyduk. Yine planlamamızda dikkat çeken hususlar olarak yeni yapılan parklarda su tasarrufu sağlamak için otomatik sulama sistemi yapmak, elektrik tasarrufu sağlamak için renkli güneş panelli aydınlatma hedefi kaynaklarını koymanın
tasarruflu ön planda tutan bir belediyecilik anlayışı sergilediğimizin de göstergesi olarak düşünüyoruz. Engelli bireylere yönelik eğitim ve istihdam planlaması yapılmış, engelli bireylerin yaşlı konutlarına yönelik planlamaları yapılmış, yaşlı vatandaşlarına yönelik de hedeflerde yer verilmiştir. Planlama 5 yıllık dahilinde belediyemizin dediği gibi 2019-2024 yılları olarak yapılmıştır. İkinci yılın sonunda planlarda revize yapılacağını belirtmemiştir. Doğrudur. İhtiyaç dahilinde de siyaset vatanı olarak bu değişikliklerin yapılabileceğini belirtmek isteriz. Belirttiğimiz hususlar dahilinde performans programları tarafımızda incelenmiştir. Tüm kaynak ihtiyaçlarımız ve hedeflerimiz gerçekleşmesi açısından bu süreci olumlu düşünüyoruz. Bu nedenle de Tepebaşı Belediye'nin 2022 yılına ait performans programının sağlıklı oluşturulması ve hazırlanmasında emeği geçtiğinden dolayı başta şansımıza ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor. CHP grubu olarak onu doğru göreceğimizi meclisimizin dikkatine sunuyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun sonra. Sayın Başkanım. Konuşmacı arkadaşları dinledik. Performanslar, stratejik planlar, bütçeler, mali veriler, ekonomik yatırımlar. Malumunuz üzere 1 Aralık 2019'da dünya global bir pandemi krizine girdi. Bu kriz bırakın belediyeleri, bırakın ülkeleri, ailelere kadar sirayet etti. Dolayısıyla çok kısa keseceğim. Mücbir sebepler hiçbir zaman ahde vefayı yerine getirtiremezler. Bu bir hukuki sorumluluktur. Ceza üyeyi de veya eleştiri de kabul etmezler mücbir sebepler. Elde olmayan, öngörülemeyen performans programları eğer bir mücbir sebep neticesinde gerçekleşemediyse bunun sorgulanması, yargılanması, hüküm vermesi de abese iştigaldir. Önümüzde daha neler göreceğiz? 2022'yi yaptık ama 2022'de bu pandemi daha ağır mı olacak, hafif mi olacak, ekonomik kriz ne olacak, belediyelerin gelirleri zaten düşmüştü, daha mı düşecek, artacak mı? Bu zaten adı üzerinde bir tahmini bir plan yapıyoruz, hedef koyuyoruz, bunu diyoruz. Lakin öngörülemeyen bu tarz nedenlerle geri kalmak zorunda veya hiç adım atamamak zorunda da kalabiliyoruz. Dolayısıyla bunu da dikkat olarak ki ülkeler kendi arasında uluslararası anlayış ve olgunluk göstermişlerdir. Taahhütler yerine gelmemiştir. Dolayısıyla belediyemizin de bu taahhüdünü yapamaması gayet doğaldır, gayet kabul edilebilir derecededir. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, Emin Bey'iz. Mustafa Bey doğru söyledi. Lakin bizim burada biraz dikkat çekmek istediğimiz konu var. Stratejik planın güncellenmesi gerektiği konusunda. Ne yazık ki bu sene stratejik planın güncellenmeyeceği konusunda bilgi aldık toplantıda. Şimdi 2019'dan beri devam bahsediyoruz Sanoğlu Kültür Merkezi'nden. Ama şimdiye kadar bir hareket görmedik ki stratejik planda bu yıl %20'lik bir çalışma gözüküyor. Bir geçtiğimiz Şubat ayı içinde burası için bir belediye görüşmesi yaptık. Dedik ki hatta Bülent Bey dedik toplantıda 2021 yılında %40, 2022 yılında %40, 2023 yılında da %20'lik bir çalışmayla 29 Ekim'de 2023 tarihinde buraya açacağız diye konuştuk. Ve bu için yetki verdik. Ki biz planlamalar yaparken tabii ki COVID'den dolayı ortamın bozulduğunda farkındayız. Ama prezidentimiz bu işi yaptık. Ne yazık ki görünen o ki 2023 yılında Sanal Kültür Merkezi hizmete giremeyecek gözüküyor. Ama bu yıl dikkat etmemiz gereken bir konu var. Şimdi oradaki binanın da ömrü ekonomik ömrü olmak üzere. Gün geçtikçe buranın maliyeti belirleti rahatsız bakmakta. Yani sadece etrafı yapılması değil, içerideki binanın da ömrünün doldurması bize ekstra maliyet getirmekte. Bu en güzel eğer tamamlanmayacaksa gerektiği yerde Kültür Bakanlığı'na o yerin iade edilmesidir. Aynı şekilde Çamlıca Kapalı Pazar yeri için. Şimdi önceki yıllara bakıyoruz. 2016 yılında performans programında Çamlıca Kapalı yeri kısmet var.
Aynı şekilde 2015'te %40, 2016'da %60 şeklinde gözüküyor. 2021 yılına geldik, aynı şekilde yine %40 ve %60 şeklinde gözüküyor 2022 yılında. 2021 yılında da ne yazık ki bulamayan bir şey yok. Yani bu konuda da yine aynı yerde saygı gözüküyoruz. Bu yüzden Sayın Başkanım, stratejik planın tamam güncellenmektedir ama göz önündeki durum bakılarak stratejik planın güncellenmesinin ciddi anlamda bir ihtiyacı var. Başka bir konu söyleyeyim. Yaşlı doktorlar biz açtık bu sene, hizmet aldık. Ama stratejik planda hala kabul edeceğimiz kişilerimiz aynı ama kapasitemiz arttı. Kapasitemiz arttı şu anda, normal kapasitemiz arttı. Bazı şeyleri güncelleme ve geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu konuda çalışması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sen de öyle. Bir şey söylemek istedim. Evet. Sayın Başkanım, yani mevzuya verip ben Mustafa Bey'in söylediklerinde toplantıda tartıştığımız konular aslında. Stratejik planlar seçimlerin bittikten sonra yeni gelen başkanın ilk 6 ay içinde yapması gereken bir zorunluluk. 5 yıllık programı yapmak zorunda. 2 yılda olmadan da revize edemiyorlar. Edilemiyor. Tabii bizim ikinci yılımız Mart'tan sonraki ilk 6 ay saydığımızda 2021 yılının sonunda bitirmiş oluyoruz. Ancak biz Mustafa Bey'in de belirttiği gibi pandemiden dolayı birçok performanstaki aksaklıkların yegane sebebi budur. Ancak ben arkadaşlardan da rica ettim. Bütün bu performanstaki koyduğumuz hedefleri gerçekleştirememizin tek sebebi tabii ki mali yetersizlik. Biz borçlanmak için yetki aldık ama kimse bize borç para vermedi. Eğer İller Bankası'nda varsa arkadaşların sözünü geçirebilecek kişiler, onlardan da yardım istiyorum. İki kez Ankara ile görüştük. O olumlu bizi dinlediler ancak hiçbir sonuca ulaşamadık. Bunların hepsi mali durumu ilgilendiren konular. Bir diğeri de arkadaşın söylediği bu yaşlı bakım evlerindeki artışla ilgili yeni yaşlı bakım evi yapılıyor. Oradaki performans programında gösterilen bizim yaşlı evimize her yıl alabileceğimiz, çünkü ne yazık ki kapasitede vefatlarla ya da ayrılmalarla yer boşalıyor. Her yıl 10 kişiden fazla alamayacağımızı orada belirtiyoruz aslında. Bizim yeni yapılan Metin Özüğüt yaşlı bakım evimizin henüz performans programı yapıldığında böyle bir durum söz konusu değildi. Onu yeni revize ettiğimiz zaman programın içine dahil olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sevgiler, buyurun. Sayın Başkanım, son bir değerlendirme yapmak adına söz aldım. Sözlerime başlarken sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette arkadaşlarımızın ve izleyicimizin yapması gereken işlerle alakalı vatandaşımızın beklentilerine dönük olarak hizmetleri bir an önce yerine getirilmesi açısından daha bir gayret gösterilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla onlarda yapıcı eleştirilerimizi ve beklentilerimizi her zaman ifade ede geldik. Ancak Sayın Mustafa Önder'in Sazova Kültür Merkezi ile alakalı pandemi bahanesine sığınması doğrusu yazıyorum. Yani birbirimize biraz daha net ve doğru konuşmak zorundayız. Burası 11 yıldır maalesef bitmesi beklenen ama bir türlü bitmeyen bir yer. Dolayısıyla ben tekrar düşünmek adına bunların çok üzerinden geçmeyeceğim ama birkaç konuyu daha gündeme getirmek sürecinde konuşmamı tamamlamak istiyorum. 2022 yılı performans programında performans göstergelerinin önceki yıllara göre nispi bir artış olduğunu ancak bu artış rakamlarının bazılarının yetersiz kaldığını ve önceki yıllarda planlanan bazı hizmetlerin netice yer almadığını da görürüz. Dolayısıyla planda yer alan hedefler ve gösterge rakamlarına bakıldığında daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da rutin bir belediyecilik anlayışının uygulanacağını ve yatırımlara yönlendirilecek rakamların yetersiz kalacağını ifade etmek istiyoruz. Onların bir örneği yine hoşluğu diye aşağı sınır önüne yapılması planlanan tenis kortları idi. Performans hedefi 1.8 faaliyet içinde yer alan
evde bakım hizmetlerinden yararlanacak birey sayısının ilgili belirlenen performans rakamlarını ve bunun için belirlenen bütçeyi yeterli bulmuyor ve güncellenmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü sadece 15 kişiye hizmet vereceğini belirlenmiş. Bu yeterli bir değeri. Performans hedefi 1.14 faaliyeti içinde yer alan park yapımı ve modernize edilecek yeşil alanlar ile ilgili performans rakamları da yine bize göre yeterli değildir. Yaşadığımız salgın hastalıklar sebebiyle sosyal insanların uygun şartlarda park ve yeşil alan ihtiyacı daha da artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak daha fazla yeşil alan ve park üretimi yapılmalıdır. Yine performans hedefi 2018 faaliyeti içinde yer alan kadınlar, çocuklar ve gençler ön planda olmak üzere halkın her kesimine yönelik kültürel, sosyal, ekonomik avantajlar sunacak çalışmalar yaparak istihdamın desteklenmesine yönelik mesleki eğitimler vererek sosyal dengeyi sağlayacak çalışmalar yapmak konusunda belirlenen performans göstergeleri ve buna bağlı olarak oluşturulan kaynak ihtiyacı çok düşüktür, bize göre yeterli değil. Ancak ayrıca bu konuda Avrupa Birliği'nin hibe destekli programlarından yararlanmak üzere uluslararası projelere başvurulması ve paydaş olunması konusunda daha fazla gayret gösterilmeli ve proje sayısı da artırılmalıdır. Açıkladığımız nedenlerle 2022 yıl için hazırlanan performans programına grup olarak ve duyum vereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Etebaşı Belediye'mizden bugüne kadarki faaliyetlerinde evet 2 yıldan beri süre gelen salgın hastalık ve pandemi şartları sebebiyle bazı hizmetlerin yapılamayacak yapılamamış olmasında bir noktada anlayışa karşılıyoruz. İstiyoruz ki artık 2022 yılında bu bahanelerden sıyrılmış olarak Etebaşı Belediye'mizin geçen 2 yıldaki eksikleri kapatacak, onları telafi edecek şekilde daha gayretli ve yüksek bir performans göstererek vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunmasını birlikte bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Sayın Durmuş'u hoş görerek konuşmak istiyorum. Az önce benim konuşmam, arka taraftaki hatip arkadaşım, geçtiğimiz yıl %40'ı neden yapılmadığına bir açıklama ve yanıttı. Sazava Kültür Merkezi'nin geneline değindi. Orhan Bey, hangi konulara açıklama yapıldığını daha dikkatli dinlemesini öneriyorum. Bu bir. Geriye dönecek olursa çok daha defterler, dosyalar açılması gerekiyor. Uzatmak istemiyorum. 11 yıl önceye gittiğimiz zaman 2011'lere, 12'lere, 13'lere yine aynı şeylere bahane denilecek. Hayır, bahane değil. Hepimiz bu ekonominin içindeyiz. 1,5 lira olan doları 3 liraya birden o dönemki krizlerde 2011'lerde, 2014'te, 2018'de vesaire. Artı inşaat maliyetlerine olası fazlasıyla katlanarak zam gelmeleri. Bunlar bahane değil, bunlar yaşadığımız gerçekler. Ben buna cevap vermemiştim. Arkadaşımıza neden %40'ı yapılamadığını, o da geçen seneyi sorduğu için geçen yıla göre bir açıklama ve yanıt vermiştim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, buyurun. Ben Sayın Başkanım. Bir dakika, Suat Bey, şu hibe programları listesi var ya senin cep telefonunda. Turgut Ağa ilan etti. Onu bana bir alabilir misin? Buyurun. Sayın Başkanım, amacı uzatmak değil ama Mustafa Bey, kendisi de çelişiyor, bir yanında da çelişiyorlar. Durum şöyle, biz geçen yıldan bahsetmiyoruz, 2021 yılından bahsediyoruz. Gündeme geldiği ay Şubat ayı, 2021 yılının Şubat ayında 30 milyon liralık kredi olaydı. Yani Mustafa Bey pandemiden dolayı yapamadık diyor, fikriye alın, kredi alamadık, alsaydık yapacaktık diyor, ciddi anlamda bir şey çıkıyor. Artık fikriye alın da şöyle cevap vermek istiyorum, lütfen. Fikriye alın da şöyle cevap vermek istiyorum. Biz orada gündemi oylarken İller Bankası'ndan diye oynamadık. İller Bankası ve Özel Bankası'ndan. Yani siz şu an ifade ettiniz, biz özel bankalardan da kredi almadık. Tevap işi verirse özel bankalardan bile kredi almayacak durumdaysa bizim öncelikle bunu konuşmamız lazım. Teşekkür ederim. Başkanım. Peki, İller Bankası istediği belediye kredi veriyor mu? Başkanım, bununla alakası yok ki. Özel bankalardan da kredi almadık. Niye alacak? Niye alacak? Niye alacak? Hayır.
Ben bankanın ortağı değil miyim? AKP'nin belediyesine verecek de bana niye vermeyecek arkadaş? Siyasi tartışma mı yapabilir? Ben, ben ondan bahsetmiyorum. Tamam, haklısınız. Ama niye yapılmadığında bir sorun. Bakın, Haziran ayında bu seneki yedikliğine bir tanemimizi verdik. Daha tık yok. Siz bize iller bankasından kredi alamadığınızın hesabını söylüyorsunuz. Peki ben size söylüyorum. Özel bankalardan ne hesabı? Daha sormuyorum. İller özel bankalardan özel bankalardan ne kredi vermiyor? Niye alayım ben yüksek faiz? Almayacağınız kredinin yetkisini nereden istiyorsunuz? Hayır, burada özellikle oyunu iller bankasından alamazsan kaynatmayın, lütfen rica ediyorum. İller bankasından alamazsan özel bankalara döneceğim diye buradan meclisten yetki istiyoruz. Meclisin yetki veriyor. İler bankasından alamıyoruz. Demek ki özel bankalardan da alamıyoruz. Önce doğru bir bilgilerin ondan sonra tartışmayın. Bilgiler mi? Abi işte söylüyorum. İstediklerine veriyorlar. Bak 2019'daki hadisinin meclisi anlattı. Özel bankaya yetki alırken faiz oranını bilerek almıyorsunuz ki kilinci öğretiyor. Başka yetki alıp veriyorsun. Evet. Oradan alıyorsun. Bakıyorsun pahalı. 2019'daki hadisi anlattı. Yusuf Bey'in genel bütün şeylerimiz, bakanla sunduğumuz bilgiler bize geldi. Hoca Bey'ime gitti. Kendisi dedi ki para yok dedi. Kredi verirsen özel bankalardan alırdı. Üstüne de 3-5 kadar ödemedim. Ben de dedim ki genel benim dedim. Ben sizden daha tedirat mektubu istedim. Baktım olmuyor. Döndük geldik. 2 gün sonra Kütahya Belediye Başkanı'na açıklama yapıyor. Benim bütçem 500 milyon, bunun %50'sini İller Bankası'ndan alıyorum diyor. Yani 250 milyonu İller Bankası'ndan aldığım var. Ya burada Yusuf Bey yanlış bilgi veriyor ya da belediye başkanı yalan söylüyor. Sonra gittik, oradaki hizmet binasına 100 milyon kredi vermişler arkadaşlar. İstediklerine bu kadar, benim istediğim de 10 milyon, 20 milyon kredi. Ben 6 yıldır, 7 yıldır kredi alamıyorum. Bir kuruş borcum yok İller Bankası'na. Şimdi bak biliyorum 25 milyon talebim var. Asfalt yapılıyor, şu oluyor. Onu ödeyeceğim. Ama hiç tık yok. Arkadaşlar diyor ki eğer Akın'ı belediyesi olsa kolay hemen gelir sana diyor. Bunu söyleyenler sistemin içindeki insanlar ben uydurmuyorum bunu. Yani ben niye bu tesisleri yapmayayım? Benim yaptıklarımın örneklerini bugün Türkiye'de hiçbir belediyede gösteremezsiniz arkadaşlar. Çok beğendim diyorsunuz. Kimde var? Akıllı şehir kimde var? Göster bana. Gerçek. Bak sana şimdi bir şey okuyacağım. Bu söylediklerinden alınır mısın, ne yaparsın? Türkiye AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı karnesi. 2014-2018 arası. Bugüne kadar Türkiye'de yerleşik 230 kurum toplam 585 projeye katılım yaparak ülkemize 130.5 milyon euro hibe kazandırılmıştır. Listeyi okuyorum. Birinci sırada TÜBİTAK. 21 milyon TÜBİTAK kredi almış, hibe almış. 61 proje almış. İkinci sırada Koç Üniversitesi 11 milyon küsura 25 projede almış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 7 küsür milyon hibe almış 24 projede. Bilkent Üniversitesi 5 milyon küsura 16 projede. Arçelik 4 milyon küsür 13 projede. Altıncı sırada Tepebaşı Belediyesi 3 milyon 785 bin euro bir projede. Bizim altımızda Boğaziçi Üniversitesi var, Antalya Büyükşehir Belediyesi var, İTÜ var, TÜPRAŞ var. Esasında bu listede bir numara Tepebaşı Belediyesi. Yani eğer Tepebaşı Belediyesi hibe alamadıysa hiç kimse hibe alamaz. Bir tane şurada başka bir belediye yok arkadaşlar. Bununla beraber daha yeni Kuruçkaya için
250 bin euro. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleriniz, şu an International Labour Organization'la, yani Dünya Çalışma Örgütü'yle, altın sivriyle Sosyal Kuruluşka Merkezi'nde bir proje yürütüyoruz. Projemizde de bugün 3 yeni iş fikri olan genç arkadaşımız proje kanalıyla ödül aldılar, para ödülü aldılar işleri kurabilmeleri için. Biliyorsunuz Kuruluşka Merkezi'niz yeni istihdamları yaratmak, genç fikirleri desteklemek için var. Dolayısıyla şu an Dünya Çalışma Örgütü'yle yürüttüğümüz projede de 3 genç arkadaşımızı iş bulma konusunda desteklemiş olduk. Projemiz devam ediyor. Bugün de haberleri düşecektir. Haberleri Suat Başkanımız da diyor. Sizler de haberleri okuyabileceksiniz. Yani bu konularda hakikaten Robeşi Belediyesi güçlü bölümdür. Ama işte son dönemde turizmler şunun altında İller Bankası'ndan alamadığımız, biz büyük içerikli bir belediye değiliz ki arkadaşım. Biz proje yapmak istiyoruz. Hani projeyi babamın evine de götürmeyeceğim. Kredi verirsin. Zaten anında kesiyorsun. Niye vermiyorsun onu anlayamıyorum. Bizim hizmet etmemizi istemiyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu konuda emeği olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Siz meclis üyelerinize de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir sonraki meclis toplantısı diliyorum. Çok güzel. Bir iki Cuma saat 17. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.